Benim de izninizle son sorum. Şimdi altılı masa olarak devam ediyorsunuz. Zaman zaman işte bir takım yol kazaları da oldu. Bundan sonra bir iktidara gelmeniz durumunda ya da iktidara gelmemeniz durumunda yine bu altılı masa olarak devam edecek misiniz? İktidara gelmediğimiz takdirde onu bilmiyorum. Ben başkası adına konuşamam. Şimdi esasında yol kazası falan da olmadı. Yani bir şeyler oldu. Ben yani geriye dönmek istemiyorum. Yok, ama velakin. Zaten o yüzden sormuyor. Başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi bakın, bu bizim asıl Millet İttifakı 2018'de başladı. Daha doğrusu şöyle oldu. İyi Parti kuruldu. Bir şey değişti, her şey değişti. Ne oldu? Ben Sayın Kılıçdaroğlu'ndan gittim, 15 milletvekili istedim. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu 15 milletvekili, yani seçime girebilmek için, yani ömür boyu kendisine teşekkür borçluyum. Bir Türk demokrasi adına, Meral Akşener olarak değil. Tabii. Yani Türk demokrasi adına o eylemi, o tutumu, o demokratik tutumu yerine getirince ne oldu? 4 partilik Millet İttifakı kuruldu. O neyi sağladı 2018'de? AK Parti ve şürekasının mecliste çoğunluğunu kaybetmesine sebep oldu. Evet. Sonra 31 Mart'ta biz gittik, teklif ettik. Cumhuriyet Halk Partisi ile yan yana geldik. 11 büyükşehir alındı ama en önemlisi Ankara, yani Tayyip Bey ve arkadaşlar açısından söylüyorum. En önemlisi Ankara ve İstanbul'du. Evet. Tabii Adana'da çok önemli, Antalya'da çok önemli. Yani onları küçümsediğim anlamına gelmiyor. Adamın kalbiydi yani, biliyorsunuz, İstanbul. İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder. İşte kaybediyor şimdi Türkiye'yi. Dolayısıyla bu birlikteliğin Türkiye'de yarattığı sinerji, enerji altılı masaya, yani İYİ Parti kurulmamış olsaydı 2018'de yapılan seçimde sonuçları nasıl olacaktı? Parlamento sonuçları. Acaba DEVA ve Gelecek Partileri kurulabilecek miydi? Tabii. Yani o günkü şartlarda. Sonra yani ilk sopaları biz yedik. Şöyle hani topu göğüste yumuşatmak var ya, sopalar bizde yumuşadı. Evet. Dolayısıyla şimdi o diğer arkadaşlarla, yani diğer iki arkadaşımızın başında bulunduğu partiler de oturunca olduk 6. Yani mesela bu çok iyi bir şey oldu. Ben hem Gelecek Partisi'nin hem DEVA Partisi'nin o masada olmasına çok faydalı buluyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sonuç itibariyle belki yarın başkası gelecek. Onu da bilemem. Yani genişleme anlamında. Ama asıl mesele yarına yönelik hesap işini, ya ben sevmiyorum. Odaklandığım tek bir şey var. Bu şeyin uçurumun kenarındaki bu ülkeyi çekip çıkarmak, dolayısıyla bu seçimi kazanmak. Kazandıktan sonrası en olabilecek, tabii mecliste kazanmak, olabilecek en hızlı, makul bir sürede parlamenter sisteme geçiş yapmak. Ben de son olarak kısaca şunu sormak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklaması var. 6.284'ü tartıştığımız şu günlerde. Bunlar aileyi bölmek istiyor, parçalamak istiyor. Bunlar LGBT'ci dedi. Sizi ve CHP'yi işaret etti. Bir de bu eksik diyeceksiniz herhalde. Bir bu eksik diyeceksiniz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. Bakın, İstanbul Sözleşmesi'ni bir günde kaldırdılar. Ben ilk çay, yani kazanacağız inşallah. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında muhtemelen hepimiz oturacağız. Çaylar söylendiğinde o sözleşmeyi imzalattıracağım Sayın Kılıçdaroğlu'na. Bu netlikte söyleyeyim. İstanbul Sözleşmesi yaşatır. İstanbul Sözleşmesi gitti. Bakın şimdi 6.248'e 46 mı? 84. 6.284. 84'e geldi iş. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani bu nasıl bir şeydir ya? Şimdi bu ne biliyor musunuz? Bu bir şuur altı. Bir hakim demişti ki bir dönemde, inanamıyorum ben ona, kadının sırtından sopayı, karnından sopayı eksik etme. İki, bir AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı, başı açık kadın perdesiz eve benzer. Ya kiralıktır ya satılık demişti, başına hiçbir şey gelmedi. Rize Belediye Başkanı, Kürt açılımı o günkü adıyla, demokratik açılım, işte açılım süreci vesaire neyse denildiği dönemde, ya bunlara ne gerek var kardeşim? Her birimiz, her Karadenizli erkek bir Kürt kadınını alalım, Kürt meselesi çözülsün dediğinde, bu ülkede böyle kendini yerden yere vuran tek kadın bendim kardeşim. Tek siyasetçi bendim.
Herkes sustu. İşte susula susula bu hale geliniyor. Ama bütün bunların arkasında Sayın Erdoğan'ın şuuraltı varmış. Oradan da döndük sürtük olduk. Ne, yani işte bu.